Rudy, selamlar. Hoş geldin girişime. Selamlar İlmi. Hoş buldum. Bugün kurucusu olduğun T-Mob'un hikayesini dinleyeceğiz. Ama öncelikle biraz seni tanıyalım mı? Ben Rudy Dökmecioğlu. 2004 yılında Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra mezun olduktan 10 yıl sonra 2014'te Warwick'te Endüstriyel Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi üzerine bir master programını bitirdim. Bunları yaparken kariyerime üniversiteden mezun olduktan sonra Sabancı Telekom'da başladım. Ardından Orange'da yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışma fırsatı buldum. Ve Türkiye'ye döndüğümde 2009 yılında T-Mob'u kurdum. Ama T-Mob'u kurmadan önce, ki bunu çok yerde bahsetmemiştim ama, iki tane ayrı exit yaptım. Orange'da çalışırken 2006-2008 yılları arasında Türkiye'nin ilk MVNO'yunu kurmuştum. Bu operatörün exitini yaptım. Ondan sonra da 2008 yılında video ve reklam üzerine izleyen kazanıyor adında bir girişim kurdum. Yani burada da bir exit hikayem var. Dolayısıyla Orange'daki kariyerimden sonra hayatım hep girişimcilikle gitti. Bunların en uzun soluklusu T-Mob oldu. Yaklaşık 13 yıldır devam eden bir serüven, T-Mob serüveni. T-Mob'un kuruluşu nasıl oldu? T-Mob'un kuruluşu şöyle oldu. T-Mob'u kurduğum zaman dünyada 3G bağlantısı daha çok yeni başlamıştı ve iPhone sanırım 1 yıl önce falan piyasaya yayılmıştı. Tüm bu gelişmeleri bir mühendislik zekasıyla bir araya getirdiğimde, bugün bunu söylemek çok anlamsız ama 2009'da bunu söylemek aşırı vizyonerdi. Tüm dünyanın mobile kayacağına dair bir öngörüyle bir teknoloji şirketi kurma hayaliyle yola çıktım. Zorunlu bir girişimdi benim için. Hayatımda yapmam gereken bir girişimdi. Çok tutkulu olduğum bir girişimdi. Dolayısıyla T-Mob'un hikayesi böyle başladı. Hiç hayal ettiğimizden çok daha ayrı bir noktaya geldi hikaye şu anda. Bunun yanında farklı farklı görevlerim de var. Ocak 2020'den beri YASAT Yönetim Kurulu'ndayım. Mayıs 2020'den beri Türk Girişimcilik Vakfı'nda mütevelli heyeti üyesiyim. Yaklaşık 8 yıl boyunca 2011'den itibaren Dünya Ekonomik Forum Türkiye'deki Global Shaper'ların Genel Sekreterliği görevini üstlendim. Uzun bir süre bu title'ı taşıdım. Kariyerimin bu dönemde daha çok yatırımcı kimliğimle, hem girişimci kimliğimle ön plandayım. Aynı zamanda da bu tip sosyal kuruluşlarda da fayda sağlamaya çalışıyorum Türkiye'deki teknoloji ekosistemine diyelim. T-Mob'un kuruluşuna değinmek gerekirse tamamen bir teknoloji fırsatı ve teknolojinin devrimini, kullanıcı deneyimindeki devrimini öngörerek yola çıkan bir girişim. 2009 yılında T-Mob'u kurduğum strateji, vizyon ve hizmetle bugün 2021 yılında gelinen noktadaki T-Mob arasında artık neredeyse hiç kesişen bir nokta kalmamış diyebilirim. Bir mobil teknoloji şirketi olarak başlayan hikaye bugün artık tüm dijital kanalları yöneten, uçtan uca platformlar sağlayan, belli ürünlerde uzmanlaşmış bir teknoloji firması haline geldik. Girişimlerin en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi de fikir aşamasından şirketleşme aşamasına geçerken yaşadığı zorluklar. Sen burada neler yaşadın? Gördüğüm örneklerle kendimi karşılaştırdığım zaman ben biraz daha gözü kara ve risk almayı seven bir girişimciyim. Dolayısıyla tünelin ucunda bir ışık görüyorsam pek de tünelin ne kadar uzun olduğunu hesaplamadan giren bir girişimciyim. Buna benzer birçok şirket kurdum. Kimileri çok başarılı oldu, kimisi başarısız da oldu. Risk alınması gerekiyor ve bazı noktada çok da üçüncü partileri dinlemeden biraz da belki fütursuzca, hesapsız, kitapsız risk alınması gerekiyor girişimci tarafından. Girişimcinin gözü kara olması gerekiyor bence. Dolayısıyla fikir aşamasından şirketleşmeye geçerken nasıl yaparım, nerede başarısız olurum dan öte bu işi nasıl hızlı hayata geçirebilirim, nasıl sonuçları gerçek hayatta kendim alabilirim zekasında ve fikir yapısında olması gerekiyor girişimcilerin. Diğer türlü girişimcilikle, gerçekten girişimci ruha sahip olmakla planlı, programlı, hesaplı gitmek arasında bence büyük bir fark var. 28 yaşında iki tane girişimden exit ettiğini söyledin. Yani çıkış yaptın. Peki hiçbir başarısızlık yaşadın mı daha öncesinde? Sanırım hiç başarısız bir girişimim olmadı değil mi? Şu ana kadar girdiğim bütün şirketlerden ya karlılıkla devam ettim ya exit ederek parayı cebime koyarak çıktım. Şunu söyleyebilirim. Başarının arkasındaki en büyük faktörlerden biri odaklanmak ve karşına çıkan her ne engel olursa olsun onu aşacak enerjiyi ve kuvveti kendi içinde bulmak. Bence işin sırrı burada. Benzer sektörlerde kurduğum şirketlerde ya da yatırım yaptığım ya da ortak olduğum şirketlerde hep rakipler oldu. Kimi rakipler bizden belki daha da başarılı oldular. Birçoğu fail de etti. Bence odak, özgüven ve çalışma azmi, bence bu üçünü bir araya getiren bir girişimci birçok noktada, başarısız gördüğü noktalarda şirketin çok iyi pivot ederek zaten başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla o hikayeyi sonlandırmaz. T-Mob'un kuruluşundan bugüne yaklaşık 13 yıllık bir süreç geçti. Peki,
ekipleşme ve büyüme süreci nasıl oldu? Teamup farklı bir hikaye. Türkiye'deki birçok girişimden farklı bir hikaye. İki tane farklılığı var. Birincisi tek bir founder olan, tek bir kişi tarafından yönetilmiş bir kurum. Bunun yanında da hiç yatırım almadan bu kadar sürdürülebilir bir teknoloji şirketi haline geldik. Çok değerli insanlarla çalıştık Teamup'ta. Hala çok değerli insanlarla çalışıyoruz. İyi bir işveren kültürüne sahibiz. Özellikle bir girişimci olarak olgunlaştıkça, bazı tecrübeleri edindikçe şirket kültürünün ne kadar değerli olduğunu, çalışanlarla kurduğun bağın aslında seni başarıya götüren en büyük faktör olduğunu daha da iyi keşfediyorsun. Biz Teamup'ta özellikle son 3 yılda ki bu başarımız pandemide Great Place to Work ödülünü %97 çalışan memnuniyetiyle kazanarak bizim adımıza ayyuka çıktı. Çok ciddi bir kültür yönettiğimizi düşünüyorum. Bizim sektörümüz çok yoğun çalışan, çok uzun saatlerde mesailer gerektiren, yıpratıcı bir sektör. Çok hızlı değişen bir sektör. Dolayısıyla bir insan olarak hem özel hayatınızı dengelemek, hem iş hayatınızı bununla dengelemek oldukça zor olabiliyor. Biz Teamup'ta bu kültürü yarattık. Yetenekli insanlara doğru seviyede çalışabilecekleri, doğru seviyede üretebilecekleri, aynı zamanda da özel hayatıyla iş hayatını dengeleyebileceği bir teknoloji şirketi kurduk. Bunu yaparken aslında bu her noktadan başlıyor. Şirketi pazarladığınız noktadan, satış yaptığınız kontratın koşullarına kadar bu ekosistemi düşünerek, bu kültürü ve içerideki ekosistemi düşünerek çalışırsanız gerçekten o ekipleşme, işveren kültürü, işveren markası bunun arkasından zaten otomatik olarak size tepside sunuluyor. Teamup'un kuruluşu çok keyifli. Hala benim bilgisayarımın wallpaper'ı budur. 2009 yılında Ortaköy'de bir ofiste bir masa bir sandalye kuruldu Teamup. Hani bizim eskilerin tabiriyle gerçekten bir masa bir sandalye ve çok kısıtlı bir sermayeyle kurulmuş bir kurum. Bugün Teamup'ta Türkiye ofisimizde 100'e yakın çalışanımız var. Bununla beraber müşterilerimizin ihtiyaçlarında projelerde 350-400 kişilik bir ekibi gördüğümüz projelerimiz oluyor. Ekosistemimizde birçok artık iş ortağımız var, birçok partnerimiz var, birçok danışmanımız var ve oldukça keyifli bir model kurduk orada. Dolayısıyla bugün bir masa bir sandalye başlayan şirket 350 kişiye kadar çıkmış bir çalışan kitlesinden bahsediyorum. Bir masa bir sandalyeden 300 masa 300 sandalyeye gelene kadar ne tür zorluklar yaşadın? Hiçbir zaman 300 masa 300 sandalye olmadık. Çünkü çok uzun zamandır, hatta yaklaşık 3 yıldır evden çalışma kültürünü çok benimsemiş bir şirketiz. Biz pandemiden yaklaşık 1 yıl önce haftanın belli günlerinde çalışanlarımıza evden çalışma hakkı veriyorduk. Ve pandemi geçişinde inan hiç zorlanmadık. Tam tersine bizim için işler istediğimizden de iyi gitti. Yakın bir zamanda da şu anda bulunduğumuz kolektifle bir iş ortaklığına gittik. Tüm çalışanlarımıza, tüm kolektif binalarını, çalışma alanlarını açtık. Merkez ofisimizi kapattık Türkiye'deki. Teknopark'ın içindeki sadece Arge ofisimizi bıraktık. Genel merkezimizi Londra'ya taşıdık. Yaklaşık 3 ay önce Londra'da ofisimizi açtık. Ben de muhtemelen bu yılın sonunda ya da önümüz 2022'nin ilk çeyreğinde temelli Londra ofisine geçmiş olacağım. Sonuç yılın sonunda geldiğimiz bu toz pembe tabloyu oluştururken birçok zorluklarla karşılaştık İlmi. Birincisi, yatırım almadan kendi sermayesiyle iş yaparak büyüyen bir kurumdan bahsediyorsan tabii ki her iş toz pembe olmadı. Çok zorlandığımız projeler oldu, bizi çok zorlayan işler oldu. Tüm bu zorluklarla mücadele etmek, ekibini motive etmek, tüm bunları yaparken şirketin finansman yapısını koruyor olmak oldukça zorlayıcı hikayelerdi. 2014 yılında Warwick'te master yaptım. Ama bence bir girişimci olarak en büyük masterlarımdan birini 2015-2017 yılları arasında Teamup'ta bir founder CEO olarak verdim. Çünkü o dönemde şirket tahmin ettiğimizden çok daha hızlı büyüdü. Ve bu hızlı büyümeyle iş teslimini, finansmanı yönetmek oldukça çetrefilli bir dönemdi. Burada birçok şey öğrendim girişimci olarak. Her güzel kontratın güzel olmadığını öğrendik. Her güzel kontrat güzel bir kontrat olmayabiliyor. Bazen bunun yanında sana riskleri de getirebiliyor oluyor. Dolayısıyla bir girişimci olarak okuyabiliyor olmak, ekibine bu tecrübeyi aktarabiliyor olmak oldukça önemli. Bunun yanında tabii çalışmakta çok zorlandığımız arkadaşlarımız oldu. Kültüre adaptasyon sorunları yaşadık. Şirket hızlı büyürken bir yandan o kültürü adapte etmek, insan kaynağı tarafından aradığımız doğru ekip arkadaşlarını bulmak, tüm bunları yaparken bunun finansmanıyla, pazarlamasıyla, kontratıyla, iş teslimiyle yönetiyor olmak
belli bir başarı hikayesini ve belli bir comfort zone'u kendimize oluşturduktan sonra insan o olumsuz hikayeleri biraz kafasından da silebiliyor. Ama günde 20 saat çalıştığım birkaç yıl oldu benim hayatımda. Özellikle Teamhub'u kurduğum ilk 4 yıldaki performansım sanıyorum şu anda 10 yıla bedel diyebilirim. Teamhub'un ürün ve hizmetlerinden böyle bir bahseder misin? Siz tam olarak hangi müşteri kitlesine hitap ediyorsunuz? Teamhub artık çok ağırlıklı bir ürün şirketi. Fintech dünyasında mobil finansal servisler, açık bankacılık çözümleri gibi birçok çözümleri var. Bunun yanında da en kuvvetli olduğumuz sektörlerden biri perakende ama perakendenin belli başlı dikeylerine hizmet veriyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri havacılık sektöründe hizmet veriyoruz. Express delivery ve grocery çözümleriyle ilgili birçok çözümlerimiz var. Gelinen son noktada 2020 yılı itibariyle ciromuzun %60'tan fazlasını Avrupa ve İngiltere pazarından kazanıyoruz. Dolayısıyla teknoloji ihracatında oldukça yol kat ettik. Belli başlı ülkelerde bir brand awareness yarattık. Kedik ekosistemde yaratmış olduğumuz marka bilinirliğini şu anda Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de oluşturmaya başladık. Tüm bunları yaparken özellikle en ön plana çıkan ürünlerimizden biri Teamhub'un mobil finansal servisler platformu. Biz 2014 yılında daha Türkiye'de mobil bankacılık uygulaması olan banka sayısı bir elin parmaklarını ya geçiyor ya geçmezken o dönemler e-para, dijital cüzdan ve mobil finansal servisler platformu Ar-Ge'si yapmaya başlamış bir şirketiz. Bahsettiğim sene 2012. 2014 yılında Vodafone Türkiye ile başladığımız mobil finansal servisler, dijital cüzdan iş ortaklığı. Bundan sonra Turkcell'e, Turkcell'in ardından şu anda Türkiye'nin en büyük e-para şirketi olan İstanbul Belediyesi, yani Belbim'e ki yakın zamanda İstanbul Kart'ın lansmanını yaptık. Çok yakın bir zamanda da İstanbul Cüzdan'ın lansmanını yapıyor olacağız. Daha sonra Vodafone'la 2014 yılında başlayan iş ortaklığımız 2018 yılında bu sefer Vodafone Group'la birçok ülkede yayılmaya başladı. Özellikle pandemiyle beraber mobil finansal servisler tarafında şu anda birçok ülkede operatörlerle projeler yapıyoruz. Bunların en gurur vericilerinden biri de aslında e-money'nin, dijital paranın doğduğu topraklar olan Afrika'daki operatörlere dair şu anda çözümler üreten bir teknoloji şirketi haline geldik. Bunun yanında 2019 yılında İngiltere'de Challenger Bank ya da Neobank dediğimiz bankalara hizmet vermeye başladık. Ve bu bankalardan birini sıfırdan kurduk. Bizim ekosistemimizde Türkiye'deki teknoloji sağlayıcılığı ekosisteminde oldukça iz bırakan bir şey. İngiltere bu işin başkenti. Dünyadaki fintech ekosisteminin en kuvvetli olduğu ülkelerden biri. Ve burada iş yapıyor olabilmek, projeler sıfırdan projeler deliver ediyor olabilmek. Hem bir girişimci olarak beni çok mutlu ediyor. Hem yasat başlığımla baktığım zaman Türkiye ekosistemi için oldukça faydalı bir iş yaptığımızı görüyorum. Bunun yanında perakende çözümlerimiz var. Havacılık sektöründe Ayata'yla pandemiden önce büyük bir işbirliğine gittik. Lufthansa Grup'la bir projeye başladık. Pandemi döneminde Lufthansa Grup Hava Yolları'ndan SunExpress'le bu ürünü ilk defa sektöre ve son kullanıcıya ulaştırdık. Sanıyorum pandeminin sonlanmasıyla 2022 yılında tekrar Ayata ile olan işbirliğimiz çok ön plana çıkacak global anlamda. Perakende tarafında online grocery ve son yıllarda öncelikli Getir, daha sonra farklı farklı rakipleriyle ortaya çıkan express delivery anlamında Avrupa'da çeşitli çözümler üretiyoruz. Çeşitli ürünler ve servisler sağlıyoruz. Bunun yanında Teamhub'un çok kuvvetli olduğu bir stüdyosu var. Yaklaşık 13 yıldır biz şirket olarak dijital servisler tasarlıyoruz. Kullanıcı deneyimleri tasarlıyoruz. Ki bilmiyorum muhtemelen bu bilgi sende de yoktur ama Türkiye'nin cirosal anlamda ilk 20 e-ticaretçisinin 13'ünün bütün mobil ticaret kanallarını Teamhub tasarladı. Bunların içinde Yemek Sepeti, Trendyol, Gitti Gidiyor, Hepsi Burada, Teknosa, Carrefour gibi, Türk Hava Yolları gibi Türkiye'nin e-ticaret ekosisteminde cirosal anlamda tepeyi çeken firmaları var. Dolayısıyla kurulduğumuz yıldan bu yana bu markaların arkasında oluyor olmak özellikle bizim kullanıcı deneyimi ekibimize çok ciddi bir tecrübe kazandırdı. Bu tecrübeyi şu anda yurt dışına teknoloji ihraç ederek, servis ihraç ederek taçlandırıyoruz diyelim. Son zamanlarda şirket satın almalarıyla böyle biraz dikkatleri üzerinize topladınız. Buradaki stratejiniz nedir? Teamhub'u kurduğum günden beri herkesten şu soruyu aldım. Ne zaman exit edeceksin? Teamhub'u ne zaman exit edeceksin? Bizim çok değerli rakiplerimiz oldu kurulduğumuz günden bu yana. Kimisi tüm ürün ve servislerimiz anlamında bize rakip oldu.
Bazı şirketler sadece bir ürünümüze rakip oldu. T-Mob'u kurarken bir exit planıyla kurmadım. Aslında exit de etmeyi düşünmedim ama her şey istediğimden de iyi oldu diyebilir miyim? Yani bu konuda çok böyle samimiyete dayanarak bunu iletiyorum. Biz yakın bir dönemde Moviko şirketine yatırım yaptık. Ben aynı zamanda o firmada bireysel olarak da ilk başından beri melek yatırımcı olarak varım. Çok değerli bir iki tane daha melek yatırımcımız var Moviko'da. Sina Afra ve Tunca Akkürt de melek yatırımcıları arasında. Birkaç hafta önce tohum turunu da tamamladık. Beklediğimizin üzerinde bir değerlemeyle ve çok önemli bir fonu. Türkiye'de ilk defa bir firmaya yatırım yapıyor bu fon. Çok önemli bir fonu Türkiye'ye getirdik. Ekosistem içinde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tüm yasal işlemler tamamlandığı zaman bunun basın bültenini de paylaşıyor olacağız ekosistemle. Bunun yanında T-Mob'un yatırımları devam edecek. Ben bireysel olarak yatırımlar yapmaya devam edeceğim. Planlarımız arasında 2022 yılında iki şirket kurmak var ve bu iki şirkete T-Mob olarak yatırım yapacağız. Bizim stratejimiz hep böyle olacak. T-Mob bir teknoloji holdingi olacak. Bunun altından spin-off'lar çıkacak. Bu şirketlere yatırım yapacak. Bu şirketleri finansa açacak, yatırım dünyasına açacak ve globalleştirecek. Ve burası bir teknoloji kuluçkası olarak hayatına devam edecek. Biraz sıra dışı ya da Türkiye'de alışılagelmemiş olabilir bu strateji. Ama hem finansal olarak hem de strateji olarak oldukça keyifli gidiyor bu strateji bizim adımıza. Bu şekilde devam edeceğiz hayatımıza. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Önümüzdeki en büyük hedeflerden biri gelirimizin %90'ını ihracattan kazanıyor olmak. En büyük KPI'miz, önümüzde koyduğumuz bir deadline'ımız var. Bu deadline'da Türkiye'nin ilk 10 teknoloji ihracatçısının içerisinde olmak. Halihazırda şu anda 11 ülke oldu. Bugün T-Mob'un 13 yıllık hikayesini birkaç rakamla özetleyecek olursam ilmi, 13 yılda 11'den fazla ülkede 200'den fazla proje teslim etmiş bir teknoloji firması T-Mob. Yani bu çok da Türkiye'de daha önce görülmüş bir rakamlar serisi olmayabilir. Dolayısıyla biz burada sürdürülebilirliği devam etmek istiyoruz. Güzel bir hikayemiz var. Geçmişimiz çok güzel. Muhteşem referanslardan oluşan bir teknoloji şirketiyiz. Bu hikayeyi devam ettireceğiz. Bu hikayeyi devam ettirirken içimizden belki T-Mob'dan daha popüler olacak şirketler çıkarmak en büyük mutluluklarımızdan biri. Bunu da başardık birkaç kere. Birkaç kere daha başarmak istiyoruz. Önde gelen bir teknoloji şirketi, global anlamda sadece Türkiye'de değil, global anlamda bilinen, önde gelen bir marka yaratmaya çalışıyoruz tüm ekibimle. İnanılmaz yoğun bir tempoda çalışıyoruz bunun için. Her geçen gün vitesi büyüterek devam ediyoruz. Hedeflerimizi böyle özetleyebilirim sana. Rudy, çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Röportajı sonlandırmadan önce bir şey merak ediyorum. Kişisel olarak yatırımcı olacak mısın? Kişisel olarak yatırımcıyım hali hazırda. Yatırımcı olmaya da devam edeceğim. Prensip gereği 2022 yılında T-Mob'un kuracağı iki tane şirkette bireysel olarak yatırımcı olacağım. Bunun dışında fonlara bağlı kalmadan kendim bireysel olarak yatırım yaptığım iki ayrı kurum daha var. İnandığım, güvendiğim fikirlere angel investor seviyesinde yatırım yapmaya devam edeceğim. Değil mi? Dolayısıyla bu genç girişimcilerin entüziyastik fikirlerine yatırım yapıyor olmak, onlara bir fırsat tanıyor olmak, ekosistemin bana kazandırdığı bu hem konum hem maddi olarak bunu geri verme ihtiyacı duyuyorum bir noktada. Bunu yapmaya devam edeceğim. Fikir olarak, vizyon olarak güvendiğim arkadaşlara yatırımlar yapmaya devam edeceğim ve hep bu ekosistemin içinde olacağım.